Luna klasik nedir? Eskiden piyasanın en çok aranan kripto para birimlerinden biri olan Luna klasik, lunch geri dönüş yolunda adımlar atıyor. Son zamanlarda volatilite yaşadı ve makul miktarda işlem hacmi çekmeye devam etti. Eski luna kripto para birimi Nisan 2021'de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 119.18a ulaştı, ancak kripto para piyasalarında yaygın paniğe yol açan luna just erimesinin ortasında, 13 Mayıs'ta tüm zamanların en düşük seviyesi olan 00001675a düştü. Eylül 2022'ye hızlı bir şekilde ilerleyin ve lunch. Mayıs ayının en düşük seviyesinden 3.415 artışla 8 Eylül'de 90 günün en yüksek seviyesi olan 0.0005.888'e ulaşarak inmesini yeniden kazanmış olabilir. Ekim ayına kadar, bu kazançların bir kısmı kaybedildi ve Lunge, 7 Ekim itibariyle 0,002918 Amerika Birleşik Devletleri dolarından işlem gördü ve Eylül ayının yükseğine göre, %40'ın üzerinde bir düşüş yaşadı. Luna klasik madeni parası, 6 trilyondan fazla itonun dolaşımdaki arzını azaltmayı amaçlayan yakma mekanizmalarındaki değişikliklerde dahil olmak üzere birkaç protokol değişikliğinden geçti. Yine de Luna Klasik nedir ve bugün Nunc madeni para nedir? Burada madeni paraya ve Terra sisteminin çöküşünden bu yana nelerin değiştiğine bir göz atacağız. Luna Klasik nedir ve nasıl çalışır? Güney Kore'den iki dijital girişimci olan Do K-10 ve Daniel Shin, 2018'de Seul'de Terraform labsı kurdu. Terra protokolü, merkezi olmayan finans, defi projeleri oluşturan geliştiricilere yönelikti. Blok zinciri, LUNA ve UST'nin çift jetonlu bir sistemi tarafından işletiliyordu. LUNA, ağın paylaştırma ve yönetişim belirteci olarak hizmet etti ve kullanıcıların yönetişime katılmasına, doğrulayıcı olmasına ve teşvik almasına izin verdi. Ceyhan'dan, Terra UST, Luna'yı içeren bir dizi algoritma kullanılarak bir dolara sabitlenmiş bir sabit paraydı. Fiziksel varlıklar tarafından desteklenmek yerine, algoritmik stabil join'in değeri, temel bir kurallar sistemi ve akıllı sözleşmeler tarafından belirlendi. Terra iki jetonlu bir sistem kullandığından, UST ve Luna eşlik eden netonlardı. Oluşturulan her yeni UST için eşdeğer sayıda Luna yakıldı. Sonuç olarak, bir UST jeton, 1 dolar değerindeki Luna ile takas edilebilir ve bunun tersi de geçerlidir. Luna, UST'nin değerini korumada ve piyasa oynaklığını azaltmada çok önemliydi. Ayrıca, tüccarlara UST para biriminin Amerika Birleşik Devletleri doları değerini koruma amaçlı arbitraj teşvikleri sağladı. Mayıs 2022'de, UST'nin USIDen ayrılmasıyla Terra ekosistemi çöktü. Algoritma, sabitliğini korumak için UST ve Luna'nın tedarikine dayanıyordu. UST, Luna'nın arzını artırmak için Luna'nın arzını azaltmak için kullanılan LUNA'yı yakarak veya yok ederek yaratıldı ve bunun tersi de geçerliydi. O güçlü oynaklık sırasında her zaman iyi işlemedi ve UST bazen sınırlı bir süre için Amerika Birleşik Devletleri dolarından uzaklaşabilir. Ancak hiçbir şey mayıs çöküşü kadar korkunç değildi. Kitlesel panik içinde büyük miktarlarda UST satıldı ve düşen luna fiyatı üzerinde zincirleme bir etki yarattı. O zamandan beri Luna ve UST amansız bir düşüş trendi yaşadı, tüm zamanların en düşük seviyelerine geriledi ve kripto para borsalarından silindi. Projeyi canlandırmak için Kaon, Terra ekosistemi için bir diriliş planı tasarladı ve blok zinciri Luna 2.0 ağının oluşturulmasıyla birlikte bir hard fork'tan geçti. Eski Luna jetonu Terra Classic, Lunge olarak yeniden markalanırken, yeni zincir içinde yeni bir Luna jetonu doğdu. Geliştirici topluluğu, merkezi olmayan uygulamalar, Dapatler, oluşturmaya ve yeni para için yardımcı program sunmaya devam ederken, Terra Luna için geliştirilen tüm Dapatlere de Luna 2.0 için öncelik verilecektir. Proje, algoritmik stabil join kullanımını terk etti.